Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyor ve tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. Ağır hasta mahpusların yaşam hakları ihlal ediliyor ve yaşamlarını kaybediyorlar. 32 yaşında olan Emrah Nebioğlu 2022 yılında tutuklandı. Yargılandığı dosyadan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosyası halen derdest olup Yargıtay aşamasındadır ve 2,5 yıldır hapishanede tutulmaktadır. Tutuklanmadan önce ateşli silahla başından yaralanan Nebioğlu 37 gün boyunca hayati tehlikesi olması nedeniyle yoğun bakımda kaldı. Yaralanmadan kaynaklı sol kol ve bacağı, sol sinir nöronları tamamen felç olmuştur. Destek olmadan yürüyemeyen Emrah Nebioğlu'nun böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon hastalığı da bulunmaktadır. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 25 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen raporda %94 engel oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2022 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda da engel oranının %94 üstü olduğu belirtilmiştir. Tutuklanmadan önce tüm temel ihtiyaçları ve gereksinimleri aile bireyleri tarafından karşılanmakta olan hastanın hapishaneye girdiği günden bu yana tek başına destek almadan hayatını idame ettirmekte zorlanmakta ve en temel ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamamaktadır. %94 engelli olan, ayrıca böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları bulunan, tek başına yaşamını devam ettiremeyen Emrah Nebioğlu'nun hapishane koşullarında yaşam mücadelesi sürdürmesi olanaksızdır. Bir an önce tahliyesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve infaz erteleme talebinin objektif olarak değerlendirilerek ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavisine devam edebilmesi için tahliye edilmesini talep ediyoruz. %98 engelli raporu bulunan belden aşağısı felçli, mide ülseri nedeniyle yeterli beslenemediği için aşırı kilo kaybeden, sırt omurlarına takılan platinlerin bakım verildiği sırada düşürülmesine bağlı kayması nedeniyle sürekli ağrı çeken ve hareket edemediği için vücudunda açılan yatak yaralarından kaynaklı ağır enfeksiyon sorunları yaşayan, hapishanede kalamaz raporu verilmesine rağmen güvenlik tehdidi yaratacağı iddiası ile serbest bırakılmamakta, bu durum yaşamına ağır risk oluşturmaktadır. Serdal Yıldırım'ın 2012 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle belden aşağısı felç kalmış ve kaza sonrası gerçekleştirilen ameliyatla sırt omurlarına platin takılmıştır. Tekerlekli sandalyede yaşamını devam ettiren Serdal Yıldırım'ın tutuksuz olarak yargılandığı davasında kesinleşen cezasının infazı amacıyla 2018 yılında tutuklanmış ve halen Metris R tipi hapishanesinde tutulmaktadır. Serdal Yıldırım bu hapishanedeyken ranzadan sedyeye alınırken düşürülmüş, belindeki platin yerinden oynadığı için sırt üstü yatamaz hale gelmiştir. Sırt üstü yatamadığı için sürekli ağrısı olduğundan yeterince uyuyamamaktadır.